Romanya'nın Bükreş şehrine hoş geldiniz. Yamaha Castrol takımı ve Süleyman Memnun bir ilke imza atmak için, evet, Türkiye'ye bir Balkan motosiklet pist şampiyonluğu kazandırmak için Bükreş'e geldi. Yarış Bükreş'in 20 kilometre kuzeyinde Banea Havaalanı'nda koşulacaktı. Yamaha Castrol takımı 2 adet Super Sport kategorisinde yarışabilir R6 motosikleti ile Banea Havaalanı'na geldi. Süleyman Memnun 4 kilometre uzunluğundaki kukalardan oluşan parkurda mücadele verecekti. Süleyman Memnun'un bu yarıştaki hedefi Süper Sport kategorisine ilk dörde girip Balkan şampiyonu olmaktı. Ekip öncelikle teknik kontrolden geçti. Buraya iki tane Yamaha R6 ile geldik. İkisi de aynı şekilde hazırlanmıştır. Hiçbir eksikleri yoktur. Bu şampiyonanın son ayağı, işi riske atmamak, şansa bırakmamak için iki motorla geldik. Süleyman Memnun günün ilerleyen saatlerinde antrenman turları yapma imkanını buldu. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Şimdi doğrusu 11 puana ihtiyacım var ama yani dördüncü bile olsam Balkan şampiyonu olabiliyorum. Fakat nedense içimden bir de bugün birinci, yarın birinci olmak geliyor. Yani tabii kendimi kontrol etmem lazım ama birincilik zor ve rizikolu. Her ikisi beraber olursa çok güzel olur. İdeal olan o ama yapabilecek miyim? Yarın göreceğiz. Bugünkü antrenman gerçekten iyiydi. Şimdi yarın daha yumuşak lastik kullanmayı düşünüyorum. İlk defa yarışıyorum Romanya'da. Buradaki yarışların tümü IndyCar gibi havaalanlarında yapılıyor. Benim bir şikayetim yok. Bu tip yarışlarda yarıştım. Her şey bugünlük yolunda. Bir gün koşulacak seeding turları için ani bir karar alarak yumuşak lastikleri geçti.
Seeding turları öncesi havaalanına sis basmış ve parkura çıkmak olanaksızdı. Süleyman Memnun parkuru yürüyerek inceledi ve ezberlemeye çalıştı. Yarış sabahı binlerce seyirci parkura gelirken Yamaha Castrol ekibi de seeding turları için son hazırlıklarını yaptılar. Benzin tankının filtresi söküldü ve motosiklet daha az yakıt taşıyabilir hale getirildi. İhtiyacı olan benzinle Süleyman Memnun parkura çıktı. Süleyman Memnun, seeding turlarında sürpriz bir başarı elde etti. 1 dakika 54 saniye ile başlayan tur dereceleri kısa bir süre sonra 1 dakika 47 saniyeye kadar düştü. Süleyman böylelikle süper sport kategorisinde pole pozisyonu yakaladı. Dün gece pisti komple yürüdüm, profisini çıkardım, çizdim ve beynimde onu yerleştirmeye çalıştım. Çünkü yanıltan bölümler vardı. Şu anda çok iyi bir şekilde ezbere biliyorum pisti. En yakın rakibim de Martin Choi ile aramızda 5-6 saniye var bu durumda. Çünkü o bugün 54'lerde falan dönüyor, 54-53'lerde dönüyor. Daha sonuçlar gelmedi ama bildiğim kadarıyla Romain bizim önümüzde ama onun şampiyona da hiçbir etkisi yok çünkü puan olarak çok geride. Yani bugün önce Balkan şampiyonu olmam lazım, sonra da bugünkü yarışı kazanmaya çalışmam lazım. Ama önce Balkan şampiyonu olmam lazım. Yamaha Castrol takımı yarış için son hazırlıklarını yaptı ve parkurda yerini aldı. Toplam 18 ekibin katıldığı yarış 4 kilometre uzundaki parkurda 10 tur üzerinden koşuldu. Süper Sport ve Süper Bike kategorileri aynı anda pistte start aldı. Ve yeşil ışığın yanmasıyla beraber Süleyman Memnun muhteşem bir start aldı. Kısa bir süre sonra Süper Sport kategorisinde Süleyman Memnun liderliğe yükseldi. Seeding turlarında parkuru 1 dakika 47 saniye dönen Süleyman, yarış temposunu yakaladı ve tur zamanlarını 1 dakika 44 saniye indirdi. Süleyman artık parkuru ezberlemiş ve mükemmel dereceler çıkartıyordu. Ancak beklenmedik bir gelişme oldu. Temkinli davranan Süleyman, tur bindirdiği pilotları geçmeye çalışırken rakibi Martin Tochkoy onu yakaladı ve son turda geçti. Süleyman Memnun, Süper Sport kategorisinde ikinci gelerek Balkan şampiyonluğunu kazandı. Artık buna mutlu son diyeceğim çünkü zor bir maratondan sonra şampiyonluğa ulaştık. Önce sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yarışın da birincisi olmayı isterdim. Seeding'de en iyi dereceyi yapmıştım ama tabii hem kupalar, birincilikler hem de şampiyonluk aslında ağzımda bir tanesini çıkardık, öteki kaldı.
Süleyman Memnun ve Yamaha Castrol takımı Balkan Motosiklet Pist Şampiyonu olarak bir ilke imza attı. Tüm ekibi kutluyoruz.